Arkadaşlar merhaba, KAP Haberleri videosuna hoş geldiniz. Borsa günü %0,14 puan ekside kapattı. Çok fazla kayda değer bir düşüş değildi. Fakat tabii ki bazı hisselerde bu daha fazla gerçekleşti. Koza Polyester yeni halka arz için talep toplayan şirketlerden Koza Polyester son finansalları Fintables'a düştü. Net karı 2020'de 149 milyonken 2022'de 445 milyon TL'ye çıkmış. Arkadaşlar KAP haberlerine geçtiğimiz zaman asıl bugün önemli olan, biliyorsunuz bugün Perşembe, genelde Perşembe günleri SPK bülteni gelir. Biz de SPK bültenini bekliyoruz tabii ki de. Bakalım yeni halka arz var mı ya da yeni bedelsiz onayı var mı ya da ne bileyim borsa hakkında önemli kararlar alındı mı? Bunları SPK bültenlerinden öğreniyoruz. Evet. ERCB, RGS Boru özel durum açıklaması yaptı. Şirketimize ait olan Aydıneli, Kuşadası ilçesi, Hacı Feyzullah Mahallesi, işte şurada şurada adasında parselinde demişler. Satışı ile arsa satışı ile ilgili olarak şirketimiz ile üçüncü taraf arasında arsanın bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olmak üzere toplam 7 milyon 300 bin dolar karşılığında alım satımına ilişkin olarak yapılan müzakereler neticesinde alıcı ile mutabakata varılmıştır. Arsanın devri vade sonunda bütün bedelin tahsilini takiben gerçekleştirilecektir. RGS Boru RCB arkadaşlar 7 milyon 300 bin dolara Aydın ilindeki bir arsasını satmak için anlaşmış. Evet, Maçkoli kar payı dağıtım kapattı. Hisse başına 2 lira 07 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Tarih kesin olmamakla birlikte yönetim kurulu 5. ayın 8'i 2023 hak kullanım tarihi 5. ayın 10'u 2023'te hesaplara geçiş tarihi olarak yönetim kurulu genel kurula teklifte bulunmuş. Bakalım genel kuruldan ne çıkacak ki genelde yönetim kurulunun aldığı kararlar olağanüstü genel kurullarda da onaylanır. Evet, Elit özel durum açıklaması yaptı. Şirketimiz paylarının halka arzı sırasında halka arz gelirlerinin kullanım yerlerinden birisi de plantasyon, bahçe tesisi faaliyetleri için yeni arazi temini ve kendi organik meyve ve sebzelerimizin yetiştirilmesi olarak ifade edilmişti. Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yatırım süreciyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir. Şirketimizin organik meyve sebze tedarikinde kendi kendine yeter duruma gelme hedefi doğrultusunda halka arz izahatnamesinde belirtildiği üzere plantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek teşvik, hibe gibi destekler ile uygun proje kredi imkanlarından yararlanılabilmesi amacıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak Elit Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ unvanlı 1 milyon TL sermayeli ve sermayesinin tamamı şirketimize ait olan şirketin kuruluşu 1. ayın 4'ü 2022 tarihi özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu diyor. Plantasyon yatırımı için arazi temin çalışmalarımız devam etmektedir. Maliyetin düşük olması ve arazinin satın alınması büyük tutarda finansman ihtiyacı doğuracağından maliyeti düşürmek amacıyla uzun dönem, yani 25 ile 40 yıl arası düşünülüyormuş. Kiralık araziler konusunda araştırmalar yapılmıştır. Yerleşim yerlerinden uzakta daha önce yoğun tarımsal faaliyet yapılmış veya yapılmamış olan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait araziler organik tarım için daha uygun olduğundan araştırmalarımızın sonucunda Adana ili Yumurtalık ilçesinde kullanım hakkı devletten 49 yıllığına kiralanmış ve halen 35 yıl kullanım süresi bulunan toplam 609.451 metrekare arazinin üst hakkının devri için mevcut hak sahibiyle anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın geçerli olabilmesi ve üst hakkın devredilebilmesi için Orman Genel Müdürlüğünden öyle yazmıştır, direkt okudum. İzin alınması gerekmekte olup izin için 1. ayın 23'ü 2023 tarihinde Adana Orman Müdürlüğünce başvurusu yapılmış olup sonucu halen beklenmektedir. Üst hakkın devir maliyeti yaklaşık 7.6 milyon TL olup arsaya ilişkin hazineye ödenecek kira bedeli onay sonrası netlik kazanacaktır.
Diğer taraftan Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait toplam 870 bin metrekare arazinin 29 yılına kiralanması amacıyla gerekli başvurular yapılmıştır. Kira bedeli onay sonrası belirlenecektir diyor. Devir ve kiralama onaylarının alınmasından sonra ilgili araziler üzerinde gerekli altyapı ve saha düzeltme çalışmaları yapılacak. Tarımsal üretim faaliyetlerine başlanacaktır diyor. Arkadaşlar, affedersiniz. Yumurtalık'ta bulunan arazi üzerinde ağırlıklı olarak organik nar yetiştirilmesi, Ayaş'ta bulunan arazi üzerinde ise elma, armut, yavan mersini, ahududu, böğürtlenme, muhtelif tıbbi aromatik bitkiler üretilmesi planlanmaktadır demişler. Evet, Uşak özel durum açıklaması yaptı. Uşak Seramik. Bazı arkadaşlar yorumlarında da yazmıştı. Uşak Seramik bu şirkete takılan birkaç kişi var herhalde diye. Evet, takılan bazı insanlar var. Şirketimizin mülkiyetinde bulunan Uşak ili, Ulubey ilçesi, Kışla Mahallesi, işte Ada Parsegin'e sağmışlar. Parselleri üzerinde kendi tüketiminde kullanarak artan enerji maliyetlerin karşılanması amacıyla GES yatırımına yönelik proje çalışması yürütülmektedir. İşte ünite sayısı demişler. Tesis kurulu gücü Uşak TEDAŞ Uşak İl Müdürlüğü'ne çağrı mektubu başvurusunda bulunulmuş. Arkadaşlar, GES yatırımına yönelik proje çalışması devam ediyormuş. Tabii ki burada da ünite sayılarını zaten vermişler. Kurulu gücü vermişler. TEDAŞ Uşak İl Müdürlüğü'ne çağrı mektubu, yani hatırlatma yapıyorlar bir nevi. Evet. Emek Elektrik, Emkel, kar payı dağıtım kapı attı. Emkel bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecekmiş. Hedef Girişim özel durum açıklaması yaptı saat 15.28'de. Hemen bakalım. Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde yurt dışında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere Hedef Global Yatırımlar AŞ unvanlı ve 6 milyon 500 bin TL başlangıç sermayeli şirket kurulmasına karar verilmiştir diyorlar. Yapılacak stratejik yatırımlarla yurt dışında iştiraklar edinilmesi, mevcut ve edineceğimiz iştiraklerimizin global piyasalar ve entegrasyonu ve yurt dışında know-how transferleri, maliyet avantajları ve pazar potansiyellerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir demişler. Evet, Seleç Selçuk Eczacı Deposu kar payı dağıtım kapı attı. Arkadaşlar 25 kuruş nakit temettü ödeme kararı var. Fakat burada hemen bakalım. Kar dağıtım işlemleri genel kurulda onaylanmış. 25 kuruş nakit temettü ödeyecekmiş. Teklif edilen hak kullanım tarihi 4. ayın 18'i, fakat henüz kesinleşmemiş. Muhtemelen bunu da yönetim kuruluna bırakmışlardır. Dokta kar payı dağıtım kapı attı bugün. Dokta nakit ya da bedelsiz sermaye artışı yok. Fakat sonra bir kap daha attı. Dokta Döktaş Dökümcülük kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim. Arkadaşlar, Dokta sermayesini 5 katı artırıyor. Yani SPK başvurusu onaylanan kayıtlı sermaye tavanını 250 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkartıyor. Buradan da büyük bir ihtimalle bu senenin içerisinde güzel bir bedelsiz kararı gelecektir düşünüyorum. Sene sonu olabilir, senenin ortası olabilir. Tarih veremem ama tahminim bu yönde, kesinlik ifade etmez. Fakat 5 katı artırıyor arkadaşlar. 250 milyon TL'lik kayıtlı sermayesini 1,5 milyar TL'ye çıkartıyor. Evet, borsada işlem gören tipe dönüşüm. Arkadaşlar, burada önemli olan Unpaş'ta bakın 2.240, 4.025, 2.450, 2.975 ve 5.985 lot olmak üzere 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17 bin not satılıyor. Zaten bu şirketin arkadaşlar durumu da,
herhalde finansallarını görmüşsünüzdür. Bu haberi de verme isteği duydum biliyorsunuz. Evet, Onkosem özel durum açıklaması yaptı. Benjamin Button, efekt kozmetik ürünlerin üretim ve satış pazarlama faaliyetlerini yürüten Face Food Kozmetik Arge AŞ'nin şirketimiz tarafından satın alınması görüşmelerine ilişkin iki taraf arasında gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır demişler. O bazı kar payı dağıtım kapattı. O bazı de arkadaşlar bu sene bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecekmiş. Evet, Deva Holding ihraç tavanına ilişkin bildirim. Borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için sermaye piyasası kuruluna başvuru. Arkadaşlar 1 milyar 500 milyon TL borçlanma aracı tavan onayı için başvuruyorlar. Ne kadar güzel dünya değil mi arkadaşlar? Yani Deva Holding'in ilginç bir kar payı dağıtım kararı geldi diye videosunu yapmıştım. O videoyu seyrederseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Ortaklar ceplerini imtiyazlı hisselerle tanınan yüksek miktarda temettülerle cebini doldur. Ondan sonra tekrar borç al. Bütün sene çalış, borcu öde, patronun cebini doldur. Yani anladınız, anlayan anladı. Anlamayan da dediğim gibi Deva'nın zaten amblemi bulunan diğer videomu izlesinler. Evet, dinamikası kar payı dağıtım kapı. Genel kurul kararı olarak arkadaşlar nakit temettü yok, fakat %50 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı olağanüstü genel kurulda onaylanmış dinamik ısının. Aztek kar payı dağıtım kapattı. Aztek de hisse başına, burada da gösterildiği gibi genel kurul kararı, hisse başına 95 kuruş nakit temettü ödeme kararı. Teklif edilen 7. ayın 31-2023 hak kullanım tarihi, kesinleşen bir tarih henüz yok ama bunu da yönetim kuruluna bırakmışlar. Evet, Makim kar payı dağıtım kapattı. Makim'de 14 kuruş hatta 15 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı arkadaşlar. Tarih... Kusura bakmayın, boğazımda bazen çok hızlı konuşuyorum. Size zamanınızı çalmadan bilgileri aktarabilmek için. Evet arkadaşlar, aldığı karar daha doğrusu onaylandı. 10. ayın 1-2023 ilk teklif edilen tarih, en erken başlanabilecek tarih demişler. Efendime söyleyeyim, 10. ayın 1 ile 10. ayın 31'i arasında vermeyi düşünüyorlarmış. Niye bu kadar geç veriyorsunuz? Yalnız tabi burada Makim'in bedelsiz kararı da var biliyorsunuz, yüklü miktarda. Onu da hatırlatmak isterim. Evet, Borsa İstanbul tedbir kararı açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu Sel Gıda paylarında 4. ayın 7'si 2023, yani yarın sabah işlem başından 5. ayın 5'i 2023 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paketli tedbiriyle işlem görecekmiş. Emir paket tedbiri, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamasını kapsamaktaymış. Zaten uygulanmakta olan da açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri de emir paket tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş. Evet, Dohol birleşme işlemlerine ilişkin bildirim atmışlar. Doğanlar Holding. Biliyorsunuz bir tane petrol şirketini güzel bir fiyata satmışlardı. Onun kap bilgisini vermiştim. Arkadaşlar, şirketimiz yönetim kurulu 4. ayın 6'sı 2023 tarihli toplantısında yönetim kurulunun 12. ayın 22'si 2022 tarihli kararında belirtilen ve 12. ayın 23'ü 2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyu aydınlatma platformundan duyurulan Adil Bey Holding AŞ'nin tüm aktif ve pasifinin bütün halinde şirketimiz tarafından devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminde işte 2022 yılının
1. ayın 1'i ve 9. ayın 30'u 2022 ara hesap dönemine ait konsolide finans tablo ve dipnotların esas alınması kararından rücu edilerek almışlar arkadaşlar. Yani Adil Bey Holding anonim şirketinin devralmışlar. Zaten arkadaşlar bu Adil Bey şirketi kendi şirketi. Yani cep to cep yapmışlar kendi şirketlerini. Bu Adil Bey şirketi de elindeki Doğanlar Holding hisselerinden başka hiçbir hisse olmayan, başka bir iş kolu olmayan bir holding şirketi diyeyim size. Devralmışlar. Bu kadar da uzun kap atmışlar. Yani çok uğraşmışlar. Sağ olsunlar. Evet, cep to cep. Evet. Batı Çimento, Batı Anadolu Çimento Sanayi özel durum açıklaması yaptı. Bağlı ortaklığımız Batı Çim Enerji Elektrik Üretim AŞ'ye ait Düzce ilinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santrali'nin işletme hakkı devri amacıyla daha önce Mıs Enerji Yatırım AŞ ile Batı Çim Enerji Elektrik Üretim AŞ arasında işletme hakkı ve üretim lisansı devri ön sözleşmesi imzalanmış ve 1. ayın 17'si 2023 tarihinde kamuoyu duyurusu gerçekleştirilmiş idi. İşletme hakkı ve üretim lisans devri için devri ön sözleşmesinde yer alan ön şartlar tamamlanmış olması sebebiyle bugün Mıs Enerji Yatırım AŞ ile aynı ortaklık yapısına sahip Sim Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ile işletme hakkı devri sözleşmesi imzalanmış ve bedeli alınmak suretiyle Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santrali'nin işletme hakkı Sim Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'ye devredilmiştir diyor. Ama bir rakam vermiyorlar. Daha önceki katta bildirmişler. Evet, güzel bir haberdi. Yani güzel bir haber derken kar payı dağıtım kapı Arase'den geldi. Arase arkadaşlar kar payı dağıtım kapı attı. Hisse başına 1 lira 22 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Bunu tabii ki genel kurul onayına sunacaklar. Arkadaşlar Arase'nin hala hazırda %273.13 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı bulunmakta. Orada da SPK'dan onay bekleyen şirketlerden bir tanesi, benim de beğendiğim şirketlerden bir tanesi Doğu Aras Enerji. Yani ben bedelsiz zaten açıkladım, bunun üstüne yatayım dememişler. Onun yanında kalkıp bir de ufak da olsa nakit temettü ödeme kararı almışlar arkadaşlar. Yarın hemen bakalım. Yarın temettü ödeyecek şirket Mipas. Hisse başına 53 kuruş nakit temettü, pardon 53 kuruş brüt nakit temettü ödeme kararı var. Net olarak tabii ki sanırım 50 kuruş civarı bir nakit temettü ödeyecektir. SPK bülteninden bakalım neler çıkacak. Ona da bakıp göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında önemli bir, evet, Kozmo'nun bakın ikinci gündür tavan gidiyor. Kozmo pazar değişikliği onaylanmıştı. Onun dışında benim burada beğendiğim ve fiyat olarak geri gelmiş hisselere baktığımız zaman Sasa'nın fiyatı güzel. Kontrol Matik'in fiyatı şu anda güzel arkadaşlar. Ege Endüstri fena değil. Fırsat olarak söyleyebileceğim. Kocaer bayağı uzun zamandır takıldı ama Alfas yine bakın bugün tavan gitti. Bu şirketi daha önce birçok kez anlatmıştım, söylemiştim size. Onun dışında gelecek açısından yatırım yapmak isteyenlere Dokta fena değil. Froto zaten güzel. Gesan hem bölündü, fiyatı bölündüğü zaman olaylar biliyorsunuz ki değişiyor. Efendime söyleyeyim. Onun dışında Koza güzel bir şirket. Başka bakabileceğimiz Makim yine güzel. NT Gaz temettü ödedi. Onun da fiyatı güzel yerlere geldi. Onun dışında burada görebileceğim SDTTR zaten halka arzına katıldık. Söke ile birlikte onlar güzel şirketler, beğeniyoruz. Efendime söyleyeyim. Tofaş Proto zaten bu seneye damga vurabilir.
Türk Traktör'ün bedelsiz kararı var. TUKAŞ arkadaşlar gerçekten şu anda nerelerden nereye geldi? Domates fiyatına bakın. TUKAŞ'ın bir tane hissesinin fiyatına bakın. Ne de demek istediğimi anlarsınız. Arkadaşlar boş fren tabii ki yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben sadece bazı gördüklerimi yapmaya çalıştıklarımı, boş fren benim için şu anda çok güzel bir yerde. Onun dışında burada bakabildiğimiz Cante şu anda diplerde diye düşünüyorum. Bir yat güzel fiyatta. Yani şirketlerin çoğu zaten aslında yatırım yapılabilme seviyelerine geldi ama vadesi kısa olanlar için biraz riskli olabilir. Barem fiyatı güzel. Efendime söyleyeyim. Onun dışında Alarko Carrier, Alkar güzel. Arkadaşlar Hürriyet gazetesi 4 lira 62 kuruş. Bir tane Hürriyet gazetesi kaç para? Onun fiyatına bakın bence. Onun dışında Polisan benim beğendiğim bir şirket. Ulaş'ta takeover yapılmıştı biliyorsunuz. Onun dışında Astor zaten alanı da güzel. Kendisi de güzel şirketlerden bir tanesi. Eskom'u anlatmıştım size. Burada Gold'sta, Göltaş'ta benim dikkatimi çekebileceğim hisselerden bir tanesi. Bazen arkadaşlar soruyor, abi işte beğendiğin şirketler gibisinden. Onlara söyleyin. Tüpraş'ı söylemeye gerek yok. Zaten ülkenin en büyük petrokimya şirketi. Onun dışında Petkim arkadaşlar karşıt yatırım olarak Petkim, efendime söyleyeyim burada Ereğli var. Perakende'de bir maçı ta nerelerde konuşmuştuk. Şişe ayrıyeten güzel bir şirket. Efendime söyleyeyim. Hemen bakalım. Ulaştırmada Türk Hava Yolları, Pegasus bunlar çok güzel. Çelebi şu anda bana göre Edirne'de. TAV Havalimanları Edirne'nin biraz altında görünüyor. GSDH o keza aynısı. Holdinglerin hepsi bence Edirne'nin şu anda altında diyebilirim. Arkadaşlar bakalım SPK bülteni gelecek mi bu akşam? Gelirse de neler gelecek? Bakalım görelim. Hayırlı akşamlar.